Saat 9.30, Kilyos'tayız. Birazdan Karadeniz'in ortalarına doğru açılıp 24 saat denizde mahsur kalacağım. Bunu da bir cansalın içinde yapacağım. Cansalı nedir? Cansalı gemilerde bulunması zorunlu bir ekipman. Bir çanta ve yanındaki pimini çektiğiniz an kocaman 8 kişilik bir bota dönüyor. Kırmızı da şu an çekince açılacak. Oha! İçerisinde bir hafta yetecek kadar erzak var, yiyeceği var, oltası var, fişekleri var. İnanılmaz fazla ekipman var içerisinde. Hepsini göstereceğim. Şimdi şurada bir kayığımız var. Birazdan bu kayığa eşyaları yükleyip bineceğiz. Daha sonra Karadeniz'in ortasına doğru yaklaşık 150-200 metre açıldıktan sonra botumuzu orada pimini çekip patlatacağız, şişireceğiz. Bu bot sadece bir kere şişirebilen ve tek seferlik kullanılabilen bir şey. Şimdi ekipmanlarımızı gösterelim. Evet, cansalımız bu. Şöyle gördüğünüz gibi sert bir yüzeyi var. Böyle bir bavul gibi aslında. Yaklaşık 40 kilo kendisi. O yüzden bir kişinin tek başına bunu taşıması çok mümkün değil. Şurada da bir yanda bir pimi var. Bu pimi çektiğiniz anda bu bota dönüşüyor. Bir anda içine karbondioksit dolmaya başlıyor ve şişiyor. 8 kişilik bir bot tek başına anında şişiyor. Bunu tabii ki denizin üstünde yapacağız. Çünkü bunu yapabileceğimiz sadece bir hakkımız var. Bir kere bunu patlattıktan sonra artık bu çöp oluyor. Aydın, ben bunu alamadım. Alıyorum. Dur, ben bunu kaldırırım. Aldım. Aydın, gel. Hiç taşınable bir şey yapmamışlar yani. Bu nedir ya? Allah, abi yardım edin. Ya çocuğun olmayacak adam. Vallahi hiçbir şeyim olmayacak. Aman yavaş yavaş. Evet, kayığa eşyaları yükledik. Herhalde bu şu an 24 saat içerisinde karaya ayak bastığım son saniye. Hadi hoşça kalın. Hadi görüşürüz. İnşallah görüşürüz. Hoppa, eyvallah. Gerçekten yaptığımız şey inanılmaz tehlikeli. Farkındasın değil mi sen de? Akıllı bir iş yapmıyoruz. Bir kere akıllıca bir şey yapmadım herhalde zaten. Bu arada bu gerçekten okyanusta bir gemi battığında, işte tekne battığında gerçekten kullanılan alet. Bu bizim kullanacağımız cansalı. Şimdi bunun açılmama ihtimali var. Çünkü bu 10 yıllık bir şey. Ve hani bir kere patlar patlar. Patlamazsa patlamaz yani. Tamamen şansımıza kalmış bir şey. Bunun içerisinde daha önce 70 gün hayatta kalan biri olmuş. 70 gün boyunca gemisi battıktan sonra okyanusun ortasında bu içindeki erzaklarla hayatta kalmayı başarmış. Bakalım ben 24 saat hayatta kalabilecek miyim? Burada atıyorum, benim bot çapası çıktı. Bir baktım Rusya'da uyanabilirim sabah. Bulgaristan'da uyanabilirim sabah. Her şey olabilir. Evet, şu an yaklaşık 150-200 metre açıldık kıyıdan. Botu birazdan suyun üstüne koyacağım, pimini çekeceğim, şişecek. Ve burada bir çapa bağlamamız gerekiyor. Botun sabit durması ve benim Rusya'ya gitmemem için. Birazdan kayıktan çapayı atıp çapayı bota bağlayacağız. Hadi, hayatımda ilk defa bunu böyle bir şey yapıyorum. Bakalım şişecek mi, ne olacak? Üstünde açıklamalarını yazmış. Diyor ki at, ipi çek, içine bin. Bu kadar. Hadi. Hadi açıl, hadi açıl be. Hadi be. Hadi be gülüm be. Hadi be. Hadi be. Ulan içinde 6 metre ip varmış. Bot koymamışlar içine. Kırmızı noktasına geldi şu an. Bak. Kırmızı da şu an çekince açılacak. Oha! 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 3 oda bir salon ev oldu burası. Bak bak, çatısı da şişti bak. Bak. Oha! O kadar ufak bir şey nasıl kendi şişip bu hale gelmiş olabilir ya? Şaka gibi. Oha! Şu an bak, burada bir erzaklar görebiliyorum. Bak mesela şurada kürek var. İçinde neler var çok merak ediyorum gerçekten. Ama tahminimden daha iyi. Şu ön tarafta bir penceresi var. Arka tarafları açamıyoruz. Ön tarafı açıp kapatabiliyoruz ama. İşte yağmur yağarsa, rüzgar girmesin, su girmesin içine diye. Onları ayarlayabiliyoruz. Çapayı atmamız gerekiyor. Botu sabitlemek için normalde bottan direkt çapayı atamıyoruz. Kayıktan çapayı atıp çapayı yere sabitleyip sonra bota bağlayacağız. Haydi. Gidiyor, gitti. Bu beni Rusya'ya gitmemeye tutan tek ip.
ve şu kadar bir ip yani. Evet, en azından Rusça biliyorum. Привет, меня зовут Оркно Чуприятна. Давай, давай, до свидания. Скобилет. Иди на хой. Хорошо. Как дела? Al işte oyun oyun Rusçamla konuşurum böyle sabaha kadar. Evet, şimdi şurada eşyalarımız var. Normalde aslında bunun içindeki şeylerin içinde ne olduğunu göstereceğim. Erzakların bu botun içinden çıkması gerekiyor ama biz çıkmama ihtimaline karşı yine de ne olur ne olmaz diye yedeklerini almıştık ve içinde şu an bir göz gezdirdim, yok gibi duruyor. Erzakların hepsine içeride bakacağız. İnanılmaz ekipmanlar var. Hadi salın beni artık. Beni salın, ben size veda ediyorum. Bay bay. Bay bay. Sesim geliyor mu? Ah, denizin ortasında tek başıma hiçlik. Ne bak. Al, arkamı da göstereyim. Bilmiyorum ne kadar görünüyor arkamda, dur hatta şöyle yapayım görün diye. Arkamda burası. Kaldık mı baş başa? Şu an saate bakmam lazım. Saatim yok. Dur. Saat kaç? Şu an saat 10.55. 10.55. Biz ona düz 11 diyelim. Yarın sabah 11'e kadar buradayım. Haydi bay. Gelin size ev turu yapayım. Ev turu. Bitti. Şimdi bunun zemini aslında bir değişik. Yani şöyle suyun tam üstündeyim. Yatak gibi değil, rahat değil, sert değil ama bir yandan ıslak gibi. Ve şöyle bak. Nusret'in et dövmesi gibi bir ses çıkartıyor burası. Yani bir yapı olarak bir garip su. Şimdi mesela diyelim ki bu bot bir an sönmeye başladı. Ne yapacağız? Aa, şaka gibiymiş. Şaka gibiymiş bakın. Aa, gerçekten şaka gibi. Şurada bir işaret var. Şurada da bir gördüğünüz gibi pipet gibi bir şey var. Yağmurla bu çadırın üstünde kalan su damlacıklarını siz şuradaki kapağı açıp içebiliyorsunuz. Şu kapağı açtığım anda sanırım bu tepedeki su buradan akmaya başlıyor ve ben bu suyu içebiliyorum. Oha, inanılmaz. Susuz kalırsam bunu kullanmak zorundayım. Yani burada biri gerçekten mahsur kalmış olsa ve suyu bitse, suyu olmasa, erzak çantasından su çıkmasa yapması gereken bu. Ve bunun gibi pek çok hayatta kalmayı kolaylaştıran, benim burada hayatta kalmamı sağlayacak şey de var bu botun içerisinde. Birazdan hepsini detaylı olarak göstereceğim. Ah. Çok sallanıyor be. Çok sallanıyor be. Daha bir saat oldu ve bütün midem. Bak, bak nasıl sallıyor. Bak, gerek bak. Yani bu bir tık fazla, abartı bir sallama bu yani. Tutma deniz, tutma. Ay, tutmayacak. Tutmayacak, tutmayacak. İyiyim. Ya yani şu an birazcık yattım. Birazcık alıştım buraya. Şimdi şu yatarkenki bir yarım saatte fark ettim ki şu zeminden inanılmaz bir soğuk geliyor. Direkt suya temas ettiği için akşama buna bir çözüm bulmak lazım. Yani şunun üstüne yatmayı denedim ama o da maalesef yetmiyor ki hava şu an güneşli. Yani güllük gülistanlık bir hava var şu anda. Ama akşam böyle olmayacak. Akşam rüzgar çıkacak. Akşam dalga çıkacak. Akşam soğuk olacak. Hadi gelin. Gelin bir göstereyim size. Bir ev turu yapayım. Bir erzakları göstereyim artık. İçeride ne var ne yok bir görelim. Gel. Gel babacığım. Gel. Allah, hocam biz bayağı sönüyoruz. Yalnız bir şey diyeceğim, gerçekten dışarıdan hava kaçırıyorduk. Burası daha şişikti, %100 eminim bak. Şu an ne kadar sönük olduğuna bakın şunun. Yani bir saat sonra tekrar bakalım ama yarım saatte bu kadar söndüyse ben akşamı çıkaramayabilirim böyle. Bu çok sönmüş. Bu bir yerinden kaçırıyor. Aa, dönüyorum. Güneş gitti ha bak. Bulut kapadı güneşe. Bak şimdi suyun soğukluğunu gösteriyorum. Soğuk. Soğuk. Bayağı soğuk. Yani girsem şu an ya da buraya düşsem. Bir de şimdi burada insanların yaşadığı en büyük sıkıntılardan bir tanesi suya düştükten sonra bu bota çıkması gerçekten çok zor. O yüzden çıkabilin diye şuraya da bir tane merdiven basamağı koymuşlar. Ama su gerçekten çok soğuk. Umarım düşmem. Düşersem çünkü nasıl ısınırım? Havlu da yok. Hiçbir şey yok. Hadi içeri dur. Şimdi şurada görselden de anlayacağımız üzere eğer suyun içerisinde kurtarılması gereken başka biri varsa şuradaki simidi ona atıyorum. Şurada da ip var. Bu simidi oraya atıp oradaki kişiye şu görseldeki gibi çekip kurtarabiliyoruz. Şurada ha bak bu şişerse diyor pompayla bunu şişir diyor. Nerede pompa? Koymuşlar mı pompayı?
Burada da diyor aynı şekilde. Şurada bir tane bıçak var. Bıçak aynı zamanda testereli bir bıçak. Hemen şunu şuradan çıkarayım. Şöyle ucu testere ve böyle konserve açacağı olan bir bıçak. Gayet keskin, iş gören bir bıçak bence. Burada vakit geçirecek tek şeyim aslında şuradaki kullanma talimatları. Başka yapabileceğim hiçbir şey yok burada. Bunu okuyacağım. Herhalde ben bunu 50 kere okur bitirir, hatim ederim yani. Şuradaki görselin söylemek istediği şey de aslında, bakın şurada bir sistem var. Bunun nasıl çalıştığı konusunda bir fikrim yok. Ama şu içeri taraftaki çentiyi çektiğiniz zaman burada içeriye aydınlatma ışığı yanıyor. Arka tarafında da var aynı çentikten bir tane. Onu indirdiğiniz zaman da botun çatısının üzerinde bir tane ilk yardım ışığı var. Aslında o dışarıdaki ışık açılıyor. Ben bunu gece size daha net gösteririm. Şurada bir tane kürek var. Bu arada buradaki ekipmanların hepsi ayrı ayrı bota bağlı. Siz bunu istem dışı bota açarken ya da sonrasında denize düşürebilirsiniz. Ve denize şu küreği denize düşürmeniz demek, denizde mahsur kaldıysanız sizin ölmeniz demek. Mahsur kaldığınızda kaç gün kalacağınızı bilmiyorsunuz. Ne zaman kurtarılacağınızı bilmiyorsunuz. İnanılmaz kötü bir psikoloji içerisindeyken bir yandan da hayata sizi son tutunduracak küreği ve ekipmanları kaybetmek gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı olur. O yüzden bunların hepsini çok iyi bir şekilde bağlamışlar. Benim de bunlara çok dikkat etmem ve asla düşürmemem gerekiyor. Bu ne bu? Bu bir halat. Halat her zaman lazım olur. Allah, midem bulandı. Oh. Ufuk çizgisine bak. Oh. Gerçekten normalde beni asla deniz tutmaz ama şu içinde bulunduğum bot çok farklı bir his, çok farklı bir midede, beyinde böyle bir dönme hissiyatı, çok değişik bir şey oluşturuyor. Ah. Şurada hiç anlam veremediğim bayağı ağır bir poşetimsi bir şey var. Yanında da şişirme yeri var. Şurayı da bantlamışlar. Oha, içinde milyon tane şey var bunun. Oha, baya baya bir sürü bir şey var. Pompa da burada. Şimdi gösteriyorum. Ben de ilk defa açtım bunu. Bir adet sünger var. Bu süngerin amacı içeriye giren suları çıkarabilmemiz rahatça. Bu ne? Bu fenermiş ama yalan olmuş galiba. Fener yalan olmuş. Son kullanma tarihi 2014. Yaklaşık 6 yıl son kullanma tarihi geçmiş bir su var burada. Bunu tabii ki içmeyeceğim. Yanımda ben 1,5 litre bir su getirdim. Bu suları içemeyeceğimi bildiğim için. Muhtemelen yemeklerde de aynı şey olacak. Bu ne? Ha! Bunun amacı botta herhangi bir yırtık olduğu zaman, bir patlak olduğu zaman tamir edebiliyoruz. Bu arada benim alt tarafım gittikçe sönüyor. Şu pompayla benim burayı şişirmem gerekecek elbet. Şöyle bir pompa var ama bakın, yani gerçekten 10 yıllık paslanmış pompa. Bu pompayı çalıştırmam benim için önemli çünkü bunun alt tarafı sönüyor ve ben şu an denizin içine doğru girmeye başladım. Yani batmasam bile bu botun yarısının denizin altında olması demek benim donmam demek. Şu pompayı bir çalıştırmayı deneyeceğim ama ümitli değilim maalesef ben bu pompadan. Çalışıyor. Şunları çıkardım. Hadi şiş, ne olur şişsin ya. Tek derdim şunun şişmesi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten bugünkü en büyük derdim şu şişecek. Hadi sönme. Heh. Hayır hayır. Hayır. Ulan bütün hava geri söndü boşaltırken, kapağını kapatırken. Bak, sesi duyacaksınız şimdi. Sönüyor abi, sönüyor. Bu gitti. Gece ne yapacağım mesela? Ah ah ah. Yandık. Hava mı değişti, başka bir yere mi geldin, ne oldu ya? Bir garip geldi burası, böyle değil sanki. Bir sis çıktı sanki. Karadeniz'de gemilerim mi battı dediği, buradaki gemi batarsam ben olabilirim. Olmaya da bilirim. Şuraya yaslanabilirim, bir onu deneyeceğim. Bıçağın takılı olduğu şeyi kesiyorum ve şurayı da, yani bilmiyorum buna ihtiyacım olacak mı ama kestim. Kestim, şurasını dışarıya attım. Oh. Artık sırtımı böyle yaslayabileceğim. Yani hiç rahat değil tabii. O kadar kötü ki bu bot olduğu için ve zemini düz olup direkt denize temas ettiği için o kadar çok sallanıyor ki. Ah ah.
Şimdi şeyde kollerin içinde bir tane deniz tutma hapı var. Onu alacağım. Tek yan etkisi herhalde uykumu getirir biraz ama yok, durabilecek gibi değilim. Ne oldu? Bayılmışım, ölmüşüm, bir şey olmuş bana. Mide ilacını içtim ya. Saat kaç? 2:30 mu? Kaç? 12:30 gibi içmiş olsam bir 2 saat falan uyudum mu ben? Oha! Mide ilacını içince herhalde bayıldım. O midemi düzeltsin diye beni bayılttı. Midem ama şu an iyi. Yani bu mide ilacını içmesem muhtemelen burada 24 saat değil 1 saat daha duramazdım. Mümkün değil. İnanılmaz bir mide bulantısı oluyor ve günde 3-4 defa bu mide ilacını içmem gerekecek. Şu an iyiyim. İyiyim. Saat 2:30 olduysa bir yemek yenir artık. Bir şeyler yiyelim. Ben bir kolime geçiyorum. Bir şeyler yiyeyim. Biraz balık tutayım kardeşim. Biraz balık tutulsun ya. Allah Allah. Burada benim bir sürü aktivitem var. Aktiviteler böyle. Sınırlama ne yapalım? Hadi görüşürüz. Gittik. Haydi gidin. Hadi. Şimdi kolimizin içinde neler var artık, sonunda onları görebileceğiz. Midem 50 kere bulandığı için bir bakamadık. Ben de merak ediyorum neler olduğunu. Böyle acil durumlarda yenebilecek farklı yemekler var. Askerlerin de kullandığı, savaş anında kullandıkları. Şimdi onlardan yiyeceğim. Dur bakalım önce neler varmış kolimizde. Şimdi kolide şöyle bir muşamba var. Bu da acil durumda giymek için uyku tulumu gibi bir şey. Muhtemelen benim gece bunu giymem gerekecek. Çünkü gece inanılmaz soğuk olacak. Şu an bile çok soğuk. Yerden hala çok fazla soğuk geliyor. Burada fişeklerimiz var. Şurada yemeğimiz var. Şöyle ısıtıcılar var. Bu ısıtıcıları bu poşetin içine atıp içine normal içme suyu döktüğünüz anda bu poşet kaynamaya başlıyor. Birazdan göstereceğim zaten. Çok enteresan. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen göstereyim. Hatta yiyelim. Isıtıcımız bir tane. O yüzden bunu atmamam lazım. Dikey şekilde bunun içerisine atıyorum. Sonra içme suyunu bunun içerisine dolduruyorum. Ne kadar koyuyormuşuz? 100 mililitre. Ne bileyim 100 mililitre ne kadar? Yeşil mercimekli bulgur pilavı koyuyorum içine. Ağzını iyice kapatıyorum. 15 dakika sonra yemeğim hazır. Duyuyor musun sesini? Bayağı kaynıyor şu an. Fokur fokur ediyor. Bu ilk yardım kitini göster. Bu şeye döndü. Makyaj inceleme videosuna döndü. Makyaj bitti. Evet, gördüğünüz gibi gazlı bezler var, eldiven var sterilizasyon için, bayağı eldiven, 4-5 tane eldiven çıktı. Yara bantları var, biraz daha gazlı bez çıktı. Dentür diyot var, ilaç var. Şu an bulutlar gitti ve çok fazla güneş geliyor. Botu döndürmem gerekiyor ve küreyi kullanacağım o yüzden. Botu arka tarafa çevireyim ki güneş daha az gelsin. Bu arada midem yine bulanmaya başladı. Şaka gibi bu deniz, gerçekten şaka gibi bir şey ya. Uyurken çok iyiydim de. On yıllık bir kürek. Tamam. Küreğimiz hazır. Şimdi 180 derece terse dönmem lazım. Manzaramız tamam. Yemeğim ısındı herhalde. Ben yine bir yarım saat falan yattım. Şuradaki şu yukarıda asılı olan acil durum kullanım kılavuzunu okudum. Mesela başında şey yazmışlar. Hani böyle bir durumda birden fazla kişiyseniz eğer bot içerisinde aranızda birini kaptan olarak, takım lider olarak seçmelisiniz. O kişi işte botun güvenliğinden, işte botun bakımından, tamirlerinden, işte tekrar şişirilmesinden sorumlu. Aynı zamanda da işte ekibin motivasyonunu, moralini yüksek tutacak kişi o diyor. Yani gerçekten şunu okuyunca bütün içim karardı. İçim karardı. Ama artık yemeğimi yiyebilirim bence. Bayağı duman çıkıyor içinden bu arada. Yani 10-15 dakika diyordu. Benimki muhtemelen bir 25 dakika, yarım saattir falan duruyor ama. Gayet güzel vallahi. Bulgur, mercimek. Tertemiz besin. Evet. Öyle yemeğim bitti. Çok memnun kaldım. 10 numara ve 5 yıldız. Erzakların içinde hayatımda ilk defa gördüğüm bir şey buldum. Su arıtma tableti. Kirli suyu bir kumaşla filtre edip sonra bu tableti onun içine atıp yarım saat bekledikten sonra suyu güvenle içebiliyor musun? Ama bu deniz suyu için oluyor mu bilmiyorum ama deneyeceğim.
Şöyle deniz suyu doldurdum içine. Bu tableti şöyle bir şey. Çok ufak bir hap. Mini minnacık bir hap. Şimdi bunu suyun içine atıyorum. Evet. Yarım saat bekleyip güvenle içebilirsiniz dedi bakalım. Yarım saat bu burada kenarda beklesin. Deniz suyu içme suyu mu olacak şimdi? Evet, yaklaşık bir yarım saat geçti. Suyun içindeki hap da artık erimiş herhalde. Bakalım deniz suyu içme suyu oldu mu? İlaç. Havuz suyu gibi be. Klorlu mu bu? İçilmez ki bu. Yok. Kim içe bunu be? Çalışmıyor bu hap. Bu arada erzak çantasında o kadar çok şey var ki bunu unutmuşum. Balık tutma kiti. Çok merak ediyorum içerisinde ne var ve balık tutabilecek miyim? Ya bu bayağı olta seti. Bayağı içinde bir sürü iğneleri var, bir şeyleri var. Neyse ben bunu bir hazırlayayım. Sonra deneyelim balık tutmayı. Sizce bunun ucuna yem takmalı mıyım? Yem ne takabilirim ki? Ekmek mekmek hiçbir şey yok ki. Survival craft ration. Aa, yiyecekmiş bu da. Bu ne be? Bu ne lan? Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum ya. 500 yıl öncesinden kalma bir un helvasına benziyor. Şekerli. 72 saatlik yiyecek sağlar diyor. Her 6 saatte bir tüketin diyor. Hayatımda yediğim en güzel şey diyemeyeceğim ama iş görür bence. Buna yem takmasak da olur bence. Hadi deneyelim. Vurursa çekeriz. Bu böyle çok zor be. Geliyorlar. Bana yaklaşan bir gemi var. Konuşacağım biriyle. Merhaba. Merhaba. Saat kaç? 5'i 7 geçiyor. 6 saat olmuş. Güzel. Bak 1 saat oldu olta yatalı yaklaşık. Hiç çekmedim. Gel birlikte çekelim. Hiç ümidim olmamasıyla beraber. Trash. Ne yaptım? O şeydeki survival kit içerisindeki böyle sıkıştırılmış hiçbir şeye benzemeyen yemeği yedim. Karnım doydu. Midem birazcık yine bulanmaya başladı gibi. Balıktan hiçbir şansım olmadı gördüğünüz gibi. Öyle. Takılıyorum. Herhalde bu botun içindeki en zor şey çişini yapmak. Dizlerimi buraya dayayıp oraya düşmeden bir yandan ağırlığımı arkaya verip çişime yapmaya çalıştım. Bunun ağırlık merkezi önde olduğu için öne yüklendiğim anda öne doğru takla atma ihtimalim var ve bütün kameralar, ben, bot, her şey gider. Bunu ters de çeviremeyiz muhtemelen. Dikkatli yapmak gerekiyor biraz tuvaleti. Şöyle biraz da temizleyeyim yaptığım yere. Bota da gelmiş. Saat kaç? 18.07. Saat 6 olmuş. 7 saattir içerideyim. Beynim, kafam, her şey birbirine girdi. En büyük sıkıntım da yaklaşık bir yarım saat, bir saattir inanılmaz bir dalga çıktı. Şurada görüyorsunuz muhtemelen. Şu taraftaki gemiler hareket ettikçe buraya doğru dalgalar gelmeye başlıyor. Güneş de yavaştan batacak ama bu dalgalar sabahtan daha kötü. Bot inanılmaz sallanıyor. Manzaram güzel. Manzaramla ilgili hiçbir sıkıntım, hiçbir şeyim yok. Yavaştan karnım acıkmaya başladı. Ne o, tahtadan biraz yiyeyim. İki tane mide ilacı içtim. Üçüncüyü içeceğim birazdan. Akşam da bir tane içerim. Günde maksimum 5 tane içebiliyormuşuz zaten. Çok da içmek zararlıdır eminim ki. Oh, kusmadan nasıl dayanacağım? Rüzgar da çıktı. Bu zor bir gece olacak. Çok zor bir gece olacak. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Delireceğim burada, lütfen insan getirin. Biriyle konuşmak istiyorum, kafayı yiyeceğim burada. Bir işerken düşüyordum. İdare ediyoruz. Bir şeyler anlatsanıza, ne olmuş, korona ne olmuş? Bir vaka vardı en son, ne olduk? Var mı gelişme, yok mu? Okullar tatil olsun olmasın, var mı bir şey? Evden mi çalışıyoruz, ne oluyor? Memleket ne durumda onu söyleyin. Gidiyorsunuz mu? Bu kadar mıydık? Bu kadar mıydı? Haydi bay bay. Haydi bay. Hava kararmadan şu ışıkları yukarıya asıyorum. Bunlar bizim aldığımız tepe ışıkları gece çekim yapabilmemiz için. Şimdi 4 tane ışık var, bunları yukarı asacağım. Işıklar tamam. Işıklar çalışıyor. Dışarıyı gösteriyorum size. Dışarıda manzara inanılmaz güzel. Burası tabii kıyı tarafı. Şurası da
sonsuz bir Karadeniz. Ha bu arada üst tarafın ışığını açtım. Şurada şöyle bir alet var. Bunu göstereyim size. Şurada iki tane tuşu var. İçinde muhtemelen bir dinamo gibi bir sistem var bunu çalıştıran. Şimdi bunu kapattığınız zaman bu yukarıya açıp kapıyor. Şu arkada da bir tane tuş var. O tuş da buranın ışığını açıp kapıyor. Ama tabii biz çekim yapacağımız için bu ışık bize yeterli değil. Şimdi akşam olduğu için akşam yemeği bir şeyler yiyeyim bence. Nerede benim akşam yemeğim? Oo bak duman da çıkıyor bak. Görüyor musunuz? İnanılmaz bir şey. Daha bir dakika olmadı koyalı. Bak. Çok iyi icat abi bu. Alan denizin ortasında, kıçı kıytırık bir botta makarna yiyorum ve kendimi evimde hissediyorum. Saçma. Ne yapıyorsunuz? Yani uyumayı deneyeceğim. Tek derdim inanılmaz soğuk olması ve ayaklarım şu an ya ayaklarımı sabah kesebilirsiniz inşallah kesmezsiniz lazım çünkü ayaklarım bana. Saat 12 ise şu an 13 saattir içerideyim ben. Yarın 11'de kurtuluyorum bu hapishaneden. Deniz ortası şey Alcatraz gibi şu an burası benim için. Hadi gidin ben de uyumayı deneyeyim. Hipotermi geçiren biri olursa bunun içine koyun mutlaka bunun içinde kalması önemli yazıyordu. Demek ki bu beni de soğuktan koruyacak ve inşallah hipotermi geçirmememi sağlayacak bir şey ama hava daha da soğursa ki sabaha karşı daha da soracak. Bu artık kimi kurtarar? Ya maalesef asıl rüzgarın geldiği yer şu fermuarın altındaki açıklıklar. Asıl rüzgarı ve soğuğu buradan alıyorum maalesef. Bakalım girdik bunun içine. Oh. Good morning. Bir şekilde hayatta kaldım. Telsizlerim pili bitmiş. Hiçbir şey çalışmıyor artık bir gelselerdi. Gel lan. Yıkılmadım. Hayattayım. Açıyorum. Açtım. Ah. Ah. Bu arada yağmur mu yağmış? Çiğ yağmış. Islak her yer. Her yer ıslak. Ne oluyor? Bir tekne sesi duyuyorum. Hoş geldiniz. Ben de ayılmaya evet, çalıştım. Tamam. Çamaşır yıkıyorum zannettim. Ah, çok soğuk su. Gece düşsem gerçekten ölürmüşüm bu suda herhalde. Elimi bile sokmadım gece ya. Gerçekten herhalde bir 3 kere falan çişimi yaptım. Asla elimi yıkamadım. Leş gibiyim ya. Bir de o elli yüzümü yıkadım şimdi değil mi? Olacak iş değil. Bitti mi? Bitti. Bitti mi? Tamam. Hadi götürün beni. Tamam. Ver bakayım. Saat kaç? Saat şu an 11.06. Ah. 7. 07. 07. Evet. Kaç? Oldu. 7 dakika fazlam bile var. Artık siz beni çekin böyle. Ulan elimi yıkadım. Elim donuyor. Nasıl bir şey bu? Ne yapsak donduk. Ne diyorsun? 24 saat doldu. Doldu. Hipotermi geçirmediğim için çok mutluyum. Ama bence gerçekten biri denizde bunun içerisinde ekstra hiçbir şey olmadan mesela işte bizim battaniye gibi şeyler olmadan mahsur kalsa ölmemesi çok zor. Ki okyanus olsa daha da soğuk olacak. Bunun altından inanılmaz bir soğuk geliyor. Aynı zamanda bu içine su alıyor. Yok yani birinin bunda mahsur kalıp hayatta kalması gerçekten çok zor. Böyle bir şeyin içinde yalnız olduğunda motivasyonun çok önemli. Delirirsin burada. Buradaki en büyük sıkıntı bence denizin ortasında delirmek. Yani hiç ses yok. Kimseyle konuşamıyorsun. Bir telsizle sizle konuşuyordum. Çok soğuk. Bir yandan sürekli sallanıyorsun. Kafayı yersin ya. Çok zor bir şey. Ama hayatta kaldık 24 saat. Bir hafta deseydiniz kesin ölmüştüm bir haftaya bak. Bir haftaya net ölürdüm. Hadi beni götürün lan karaya. Konuşturmayın beni. Hadi. Akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil yani. Onu da çok sorguladım zaten. Oh. Bak sallanmıyor. Artık bana her yer sallanıyor gibi geliyor. Kara çarptı şu an dur. Kara çarptı böyle bir mayhoş oldum. Sıcak bir zemin ya. Yani gerçekten sıcak şu an. Şu an o bota göre her yer sıcak ya.
Kurtulduk. Ve bütün gece ne yaptım biliyor musun? Video çekiyorum böyle. Sürekli şey oluyor. Allah diyorum, çok üşüyorum diyorum. Sonra gülmeye başlıyorum. Sonra sinirim bozuldu deyip daha çok gülüyorum. Bütün gecem böyle geçti ya. Of, hiçbir şey yoktu yapacak. Ne yaptık? 24 saat denizde mahsur kaldık. Fazla, bir tık fazla mahsur kaldık ama bu kadar da mahsur kalmamalıydık bence. Bir şey var yani bu işte. Evet, videonun burada sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıda abone olmayı unutmayın. Sakın denemeyin, vallahi akıl işi değil. Hadi ben gidiyorum biraz eve, yıkanacağım. İlk yapacağım şey yıkanmak, yemek yemek, köpeklerimi öpmek ve sıcak bir battaniyenin içerisinde yatmak olacak. Hoşça kalın. Allah. Allah.